Hangi gerekçeyle? Ateşte silah yaralanması sonucu ölen Umut Yüksel'in organlarını savcılığın izni olmaksızın aldınız. Saçmalık bu. Gencin ailesi yazılı belgeyle organ nakline izin verdi. Her şey kanunlara uygun yapıldı. Şimdi önümden çekilin. Zaman kaybına neden oluyorsunuz. Sizin yüzünüzden bu kalp kullanılamaz hale gelirse o zaman siz hesap verirsiniz. Hayır. Önce siz hesap vereceksiniz. Seni seviyorum dedim. Yalan söylüyorsun. Evet. Bu salak iki kelimenin hiçbir dilde anlamı kalmadı. Herkes herkese çok kolay söylüyor bunu. Hiçbir anlamı yok. Yalan ve sen de bu yalana dahil olmak istiyorsun değil mi? Sen gerçekten hastasın. Sen de salaksın. Bir daha asla seninle buluşmayacağım ve konuşmayacağım. İğrençsin. Buluşacaksın. Görürsün. İyi geceler Levent Bey. Zorluk çıkarmasaydınız daha çabuk halledebilirdik. Öyle mi? Bunu ölüme mahkum ettiğiniz o hastanın ailesine de söyleyin o zaman. O hastanın beklediği kalbi siz öldürdünüz. Ben görevimi yaptım. Ben de. Bir doktor olarak kurtarabileceğim kadar hayat kurtardım. Ve şunu unutmayın. Aynı olay yine önüme gelse tekrar aynı şeyi yapar, verebildiğim kadar insana yaşam veririm. Demek sizinle daha çok görüşeceğiz Levent Bey. Levent Bey. Levent Bey, gidelim isterseniz. Levent. Sen iyi misin? Buradan gidersek daha iyi olacağım. Daha önce de buna benzer bir dava açılmıştı. O davada yargılanan doktorlar hakkında mahkeme hakimi organ naklinin yasal olup olmadığını Yüksek Sağlık Şurası'na sormuştu. O olayı hatırlıyorum. Şura oy birliğiyle kanuna ve etik kurallara aykırı bir fiilin olmadığına karar vermişti. Evet. Sonra da mahkeme hakimi bu rapor doğrultusunda 3 doktorun adli vakada organ alınmasında bir kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar vermişti. Yani sonuç olarak? Sonuç olarak endişe edilecek bir durum yok. Haklılığımızı sonuna kadar savunacağız. Peki Levent şimdi nerede? Levent Bey Ela Hanım'la birlikte çıktılar. Gestapo geç mi kaldı, bana mı öyle geliyor? Hayır, benim tanıdığım Gestapo asla geç kalmaz da. Kadınları anlamak mümkün değildir. Ne zaman ne yapacakları hiç belli olmaz. Vay, bay bilen kadınları çözmüş. Tıpkı seni çözdüğüm gibi. Bak benimle konuşmayacaktın ama konuşuyorsun. Yakında da... Ela! Ela! Nerelerdesin? Evet Ela ya. Hala soruşturmayı mı düşünüyorsun? Üzülme artık. Yok, tam tersi. Kendim gayet iyi hissediyorum. Bence asıl kötü durumda olan Zenan. Sabahtan beri hiç kimseyi terslemedi. Kapa çeneni. Ela ile bütün gece ne yaptığını hala anlatmayacak mısın? Yeter artık Bilge. Yine aynı şeylere başlama. Bu işin bu kadar çabuk kapanmayacağını bilmeliydim. O kızı asla unutmayacaksın. Doktorla randevun kaçta? Randevu falan almadım. Niye almadın? Sana bebeğin durumunu görmek istediğimi söylemiştim. Evet söylemiştin ama almadım. Çünkü bu bebeği hak ettiğine inanmıyorum. Ve sen Ela ile görüşmeye devam ettikçe bu böyle devam edecek. E
Gestapo gelmediğine göre bugün istediğimiz gibi takılabiliriz. Rüya sona erdi. Fikret Hanım. Sakın kimse bir şey söylemesin. Dosyalar. Dosyalar. 20 küsür yıl oku, doktor ol, tusu kazan, gece gündüz nöbet tut ama doğru dürüst çalışan bir araban bile olmasın. O tabanda kal, o da yetmezmiş gibi çağırdığın çekici hiçbir zaman gelmesin. Ha, ben şimdi anladım yüzünüzdeki araba ayağının sebebini. Çok zekisin. Araba tamir ettiğimi anlamak için Einstein olmaya gerek yok. Aslında bunun için mutlu olabilirsiniz. Ne de olsa araba tamircilerine para vermekten kurtulmuş oldunuz. Sana da teşekkürler Pollyanna. Siz ikiniz bir daha konuşmazsanız iyi olur. Bir de kadınlar çok konuşurlar. Hocam buyurun. Sağ ol. Fikret Hanım ben de sizi arıyordum. Otobanda zincirleme trafik kazası olmuş. Ambulanstan anons geçtiler. Yaralılar çevre hastanelere götürülüyormuş. Tamam. Koş önlüğümü getir. Kader sen Levent Bey'e çağrı bırak. Ona ihtiyacımız olacak. Hasan Bey'le siz benimle gelin. Zeynan sen görevini biliyorsun. Dosyalar. 25 yaşında erkek. Araç içi trafik kazası. Emniyet kemeri takılıymış. Şuuru açık. Vital bulgular stabil. Göğüste ağrı sol dize saplanmış yabancı bir cisim var. Hemen monitörize edin. Daha sonra toraks grafileri çekin. Alıyoruz. 1, 2, 3. Hop. Güzel. Kemal! Bir tanem iyi misin? İyiyim Nesli'm. Beni merak etme. Asıl kötü darbeyi karım aldı. Onun durumu iyi değil mi? Ailesi de öteki arabadaydı. Onlar nasıl? Tamam. Sakin olun lütfen. Serserinin biri onlara çarptı. Onlar da hızla gelip bize. 21 yaşında 7 aylık hamile. Sağ yanından tramvaya maruz kalmış. Arabada sıkıştığı için itfaiye geç çıkarabilmiş. Kan basıncı 110'a 70, nabız 70'lerde. Tamam, travma odasına alın. Hazır olduğunda NST'ye bağla, daha sonra da MR çektirin. Ne travması? Ben iyiyim, hiçbir şeyim yok. İki hava yastığımız da açıldı. Siz babamlara ve bebeğime bakın. Kemal! Hani babamlar iyiydi? Nerede kaldılar? Kemal! Niye cevap vermiyorsun? Neslim iyilerdi. Gelirler şimdi. Sen merak etme. Kesin bir şey oldu. Şimdiye kadar gelmeliydiler. Anne ve babanız bir sonraki ambulanstalar. Birazdan gelirler. Merak etmeyin. Diğer arabadaki iki yaralı. 50'li yaşlarda, ikisinde de emniyet kemeri takılıymış. Şuurları aç, kopereler. Kadın hastanın sol bacağı ve kolu ağrıyor. Erkek hastanın göğüs ağrısı şikayeti var. Kızım da torunum nerede? Neredeler? Onları görmek istiyorum. Lütfen hareket etmeyin. Kırık önünden sizi muayene etmeliyim. Ben sapasağlamım. Benim hiçbir şeyim yok. Kızım nerede? Neslihan! Babacığım buradayım. Neslihan! Ben iyiyim baba. Neslihan! Çekilip başımdan ben iyiyim. Neslihan! Neslihan yavrum. Torunum nasıl doktor hanım? Bebek hareketli. Herhangi bir stres bulgusu yok. Kalp atışları çok güçlü. Kalp hızı 152. Çok sağlıklı görünüyor. İkisi de iyiymiş Gülten. Torunum aslan gibiymiş maşallah. Şükürler olsun Allah'ıma. Senin burada ne işin var? Bana ihtiyacınız varmış gibi geldi. Trafik kazasından yaralı bir hasta da. Aa! Bu o! Bize çarpan serseri bu ya! Ulan aşağılık herif! Ben seni öldürmem mi lan? Dur! Sakin olun! Sakin olun! Bırakın beni! Sakin olun! Sakin olun! Sakin olun! Tamam! Sakin olun! Tamam! Sakin olun! Bırakın. Hemen! Hemen muayene odasına! Hemen! Ulan, hemen! Ya. Sakin olun! Bırakın! Ulan. Bırak bırakın onu uzaklaştır! Ulan geberteceğim! Sakin olun beyefendi! Aa! Sen benim çantamdan ne istiyorsun kızım? Hanımefendi sizi tam olarak muayene etmem lazım. Söyleme sahip çantamda altınlarım var. Ölürüm de bırakmam. Yanlış anlama güzel kızım. Kalabalık yer malum burası. Ne olur ne olmaz. Güvenlikten biri gelebilir mi lütfen? Gel. Serdar. Sen... Gitmemiş miydin? Hayır. Dün söyleyecektim ama son gece Fikri o kadar ateşliydi ki bozmak istemedim. Burada ne işin var? Ne yapmaya çalışıyorsun?
Haldun Bey'le iş görüşmem var. Plastik cerrahide benim gibi bir doktora ihtiyacı varmış. Dalga geçiyorsun herhalde. Levent de benle aynı hastanede çalışamazsın. Buraya boşu boşuna gelmişsin. Hiç zannetmiyorum. Beni sık sık görmeye şimdiden alışsan iyi olur. Çünkü istediğim şeyi mutlaka alırım. Bilirsin. Allah kahretsin. Bir bu eksikti. Neri niye tuttunuz ki? O Deus araba kullanamaz hale getirseydim de bir daha kimsenin canını yakamazsaydı. Merak etmeyin, çıkınca yaparsınız. Biz doktoruz ve insanların sağlıklarına kavuşmasını sağlarız. Kendi kanunlarını uygulamalarını değil. Hem eminim o da gerekli dersi almıştır. Ben çok iyiyim doktor. Pehlivan derler bana. Hiç öyle kuru gürültü yapıp uç bırakacak kalıp var mı bende? Değil araba. Tren çarpsa vız gelir bana. Onunla ilgileniyorlar. Siz merak etmeyin. Burak, hastanın tomografisini alın. Siz burada dinlenin. Ben hemen Zenon'u çağırıp geleyim. Sağ olasın doktor bey oğlum. Affedersiniz. Sormayı unuttum. Ne içmek istersiniz? Ya da istediğiniz herhangi başka bir şey var mı? Şimdilik yoktur. Sağ olasın. Gidebilirsin. İzninizle. Hocam, bunlar da pehlivanın filmleri. Adam herkes pehlivan diyor. Yani eskiden güreşçiymiş de ondan. Şey hocam, boynunuzun şurasında leke kalmış. İzmesi. Kadın milleti işte, size yaranılmaz. Asistanlığın boyunca lavman yapmak istiyorsun herhalde. Katılıyorum Fikret Hanım. Sen de ona yardım etmek istiyorsun galiba. Yok, kesinlikle hayır. Burak, sen babaya iyi olduğunu, bir sorun olmadığını söyle. Hasan, hamile kadının kocasının diz kapağı ameliyatına gir. Kader, sen de Zenon'a yardım et, hadi. Hadi! Hasan'ın durumu ne? Bahadır Aydın, 28 yaşında. Araç içi trafik kazası. Emniyet kemeri takalıymış. Başını yan cama vurmuş. Şura açık, kooperi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cerrahi asistanıymış. Neyim var? Anlayacağız. Ortopediye haber ver, kontrol etsinler. Haber verdim zaten. Birazdan gelirler. Derin bir nefes daha alın lütfen. Pnömotoraks olabilir. Solunum sesleri zor duyuluyor. Bir an önce tomografiye götürün. Eğer solunum sıkıntısı taşikardi olursa bana haber verin. Hı hı. Senan, biraz gelir misin? Konuşmamız lazım. Kusura bakmayın Suat Bey, çok işim. Zenan. Ayşe nenem burada. Ne? Burada mı? Hastanede mi yani? Tanıştığımıza çok memnun oldum. Umarım sizin gibi efsane bir profesörle çalışma fırsatım olur. Gel Bilge. Rahatsız etmiyorumdur umarım. Geç otur. O aldırmıyor ama Levent'in soruşturması beni endişelendiriyor. Avukatı duydun. Sen de düşünmesen iyi olur.
Özellikle bebeğin için. Haklısınız. Boşu boşuna endişelenmeye gerek yok. Bu arada az önce çıkan bey. Serdar mı? Evet. Şimdi hatırladım. Yanılmıyorsam o da doktor. Ankara'dan geldi. Yoksa burada mı çalışmaya başlayacak? Henüz bir karar vermedim. Eğer yanlış anlamazsanız, Serdar çok doğru bir tercih olmayabilir. Bir şey biliyorsan söyle Bilge. Onunla aynı hastanede çalışan arkadaşlarım var. Birkaç hatalı uygulaması yüzünden bayağı sorun yaşanmıştı. Neneme ne anlattın? Bizimle ilgili bir şey kaçırmadın ağzından inşallah. Eğer öğrenirse mahvoluruz. Asla öğrenmemeli. Bence de öğrenmemeli. Ama biraz zor olacak. Gelene kadar beni sorguya çekti. Ya gerçekten çok zeki bir kadın. Zenon! Nenem, hoş geldin. Pek hoş gelmedin vallahi. Şimdi geç içeri bakalım, konuşacağız. Nene, benim hemen acile dönmem lazım. Trafik kazası olmuş. Bir sürü hasta geldi, bana ihtiyaçları var. Seni eve gönderelim istersen. Hem dinlenirsin. Oturma böyle buralarda. Ben de işimi bitir bitirmez gelirim ha. Yok yok, ben iyiyim böyle. Dinleniyorum işte burada. Peki, sen bilirsin. Benim de gitmem lazım. Acil durum ne de olsa. Siz içeride dinlenin. Kaçın bakalım. Nereye kadar kaçacaksınız? Bebişime bir şey olmayacak değil mi? O çok değerli bizim için. Babamlarla barıştırdı bu küçük oğlan bizi. Daha küçüğüm diye babam evlenmemi istememişti. Biz de Kemal'le kaçarak evlendik. Tabii babam çok kızdı. Benimle hiç konuşmadı. Biliyor musun daha bugün barıştık. Bebeği duyunca yüreği yumuşayıverdi. Hele bir de onun ismini vereceğimizi öğrendiğinde o koca adam nasıl ağladı bir görsen. Bu babalar hep böyle işte. Evet. Babalar sert görünür ama aslında kızlarını her şeyden çok severler. Durumu nasıl? MR için bekliyoruz. Nasılsın? Baban durmadan seni sorup duruyor. İyiyim. Zenan. Beni bırakıp kaçtığın için teşekkür ederim. Benden habersiz işler çevirip nenemi hastaneye getirmeseydin ben de kaçmak zorunda kalmazdım. Şimdi suçlu ben mi oldum? Bunları yapmamı neden istedi? Bilmem farkında mısın ama hayır cevabını asla kabul etmiyor. Olsun. Yine de bana haber vermeliydin. Neyse, olan oldu. Şimdi bir an önce nenenden kurtulmamız lazım. Kurtulmamız lazım dediğin kişi benim ninem. Biraz daha saygılı olabilirsin. İyi de sen de aynı fikirdesin. Ben istediğimi düşünüp söyleyebilirim çünkü o benim ninem. Ama sen söyleyemezsin. Demek öyle. Evet öyle. Ela Hanım. Yine mi? Evet. Üzerinde kart yok. Ve getiren çocuk da kimi gönderdiğini bilmiyor. Oo, Ela. Yine çiçek mi geldi gizli hayranından? Sence kim olabilir? Bilmem. Ama romantik biri olduğu kesin. Bu davranışı bence çok hoş. Gizemli havalar falan. Bence değil. Üstelik rahatsız edici. Zaten hakkımda dedikodu yapıyorlar. Bir de bu. Levent kim olduğunu biliyormuş. Ne? Biliyor muymuş?
Söylemiş mi yani? Kim? Ne söylemiş? Benim gitmem lazım. Bak Kader. Ne biliyorsan çabuk söyle. Ne bileceğim ben? Vallahi bir şey bilmiyorum. Kurtuldum sanma. Akşam evde konuşacağız. Vay be. Hasan'a bak. Kendi dosyanı okumamalısın. Etil alkol, toksikoloji temiz çıkmış. Demek ki içmemişim ya da ilaç almamışım. O arabaya neden çarptığımı bilmek istiyorum. Allah kahretsin. Hiçbir şey hatırlamıyorum. İnsanlar benim yüzümden hastanede. Onlar nasıl? Durumu kötü olan var mı? Belli değil. Hala muayene ediliyorlar. Tomografi sonuçlarını aldınız mı? Henüz almadım. Glasgow koma skorum 14. Oryantasyonum zayıf. Şimdiye kadar tomografimin çoktan çekilmiş olması gerekiyordu. Neden hala bekliyorsunuz? Tomografi doluydu. Hastanın bilinci de yerinde olduğu için... Gidip bir kez daha tomografi hazır mı kontrol edin Zeynep Hanım. Emredersiniz Suat Bey. Siz nerelisiniz? Muşverto. Ay benim bir komşum var. O da oralı. Sizden iyi olmasın. Pek hamara, pek candan bir kadıncağız. Böyle apartmanın bahçesini cennete çevirdi. Her yer renk renk laleler. Sizin oraların lalesi pek meşhurmuş. Eyledir. Nene? Hah, bu da benim küçük torun işte. Bir ihtiyacın olursa hemen söyle, yapıverir. Maşallah, maşallah. Küçücük görünüyor ama doktor olmuş, baksanıza. İzninizle. Neneciğim biraz gelir misin? Nene, sen eve gitsen artık. Tanmış'tan geldim, sabahtan beri buralarda. Yok yok, ben neyim burada? Ama neneciğim, zaten seninle ilgilenemiyorum. Canı sıkılır buralarda. Aklım sende kalıyor bak. Düşünceli kuzum benim. Hiç merak etme. Ben neyim? Sen işine bak. Hadi. Kızcağız kendinden çok ailesi için endişeli. Umarım önemli bir şey yoktur. Güzel. İntrakraniyal kanama yok hele. Durumu nasıl? İyi mi? Akciğerlerine bakın. Hemotoraks ve akciğer parenkiminde düfüz kontüzyon mevcut. Olamaz. Hala hayatta olması bir mucize. Tüm organları hasar görmüş. Ameliyathaneyi hazırlat Ela, hemen. Suat, Bilge ve Haldun Bey başta olmak üzere boşta olan bütün cerrahlara hazırlanmalarını söyle. Onu hemen çıkarmamız lazım. Sevgiye, çabuk Sevgiye. Neslihan. Zeynep. Özür dilerim. Niçin? Seni kırdığım için. Tamam. Özrünüz kabul edildi beyefendi. Zeynep. Yine ne var? Özrünü kabul ettim işte. Bırak da işimin başına döneyim. Şimdi gidebilirsin. Allah razı olsun hemşireden. Ağrısı azalınca nasıl da uyuverdi değil mi? Şey, kızınız MR'dan çıktı. Nihayet. İyi değil mi doktor bey? Şimdi nerede? Hemen görebilir miyiz? Kötü bir şey mi oldu? Bakın,
Kızınız hastaneye getirildiğinde vücudu dolaşım sistemine aşırı adrenalin pompalıyormuş. Bu yüzden bilinci açıkmış ve ağrı hissetmiyormuş. MR çekilirken hareketsiz yatınca vücudu rahatlamış. Adrenalin akışı çekilince de yaraların acısını hissetmeye başlamış doğal olarak. Ve doktor bey, yalvarırım kötü bir şey demeyin. Maalesef kızınızın yaraları çok ağır. Ela, çabuk aspire et. Plan. Testere. Acele edin. Seni geberteceğim. Beyefendi, beyefendi. Sakin olun, sakin, sakin. Bak, lütfen. Çekil, beyefendi, çekil. Durun, lütfen, sakin olun. Eğer kızıma bir şey olursa seni yaşatmam, anladın mı? Ellerimle öldürürüm seni. Duydun mu? Öldürürüm. Beyefendi, bakın burası bir hastane. Lütfen sakin olun. O da şokta zaten. Şu an... Duvar! Bakın şöyle bir... Duvar! Ela, monitörün başına geçip bebeğin kalp atışlarını kontrol et. Göğüs ekartörü. Batın ekartörü. Biz hazırız. Sıra sende. Kızım. O ölmeyecek değil mi? Hastanedeki en iyi cerrahlarımız kızınızı kurtarmak için uğraşıyor. Hı. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Merak etmeyin. Korkma, iyileşecek. İnşallah. Kızımız da torunumuz da sapasağlam çıkacak oradan. Merhaba. Tomografiye gitmeye hazır mısın? Abdominal aort anevrizması ameliyatına girmiştim. Zevkli bir ameliyattır. Şanslıymışsın. Acilde üst üste iki nöbet tuttum. Ardından 12 saat süren bir aort anevrizması ameliyatına girdim. Sonra da direksiyonda uyuyakaldım. Yorgunluğa dayanamadım. Biz de insanız. Bu çok normal. O ameliyata girmeye
onca saat nöbet tutmaya mecburdum. Ben bir doktor olarak hayat kurtarmaya çalışırken hamile bir kadını öldürmüş olabilirim. Kader Hanım, bir bakabilir misiniz? Ben hemen geliyorum. Uterusu korumaya aldım. Bebeğin kalp atışları nasıl? 146. Bebek güvende. Annesiyle ilgilenebilirsiniz. Akciğerleri çok kötü hasar görmüş. Kan basıncı 60'a düştü. Kan transfüzyonunu hızlandıralım. 4 ünite taze eritrosit süspansiyonu veriliyor. TDP de takın. Tampon. Tampon. Abdominal aorta çapraz klem takın. Yoksa bu kanamayla baş edemeyiz. Eğer bunu yaparsak bebeğin hayatını riske atmış oluruz Levent. O zaman hasar kontrolünü yapalım. Bilge. Levent'e katılıyorum. Bebeğin yaşamasını istiyorsak hemen yapalım. Suat. Bence de hasar kontrolü yapalım. Herkes kuralları biliyor. Mümkün olduğunca hızlı hareket edelim. Dikişleri umursamayın. Kriz yönetimi uyguluyoruz. Klem. Üçgene ulaşınca duracağız. İstisna yok. Üçgen mi? Ne üçgeni? Tampon. Ölüm üçgeni. Kan pıhtılaşmaz. Kasları asit üretir, organları soğur. Yani ölüme en yakın olduğu yer. Bahadır? Bahadır içeride misin? Sistolik kan basıncı 55. Durumu kötüleşiyor. Dala ne durumda? Dala rüptüreydi. Ne yazık ki kurtaramadık. Ela, bebeğin durumu ne? Kalp atışlarında yavaşlama ve variabilite kaybı var. Bebek ölüyor. pH değeri 7.1'e düştü. Üçgene ulaştık. Bırakıyoruz. Kan sızıyor. Son bir damar kaldı. Bağlayacağım. Hadi hadi. Hemen bana hemostat ver. Mükemmel olmak zorunda değil. Bırakın dedim. Bir saniye daha. Herkes elindekini bıraksın. Hemen. Zayıf da olsa kalbi atıyor. Bebeğin durumu iyi. Örtüyü getirin. Hastayı kapatmayacak mıyız? Hayır. Ameliyat yerini örtüp yoğun bakıma götüreceğiz. Sonra ne olacak? Kanamayı şimdilik kontrol altına aldık. Vücudun kendini toplaması için zaman tanıyacağız. Eğer hayatta kalırsa ikinci ameliyatla organları tamir edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.